Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. Bugün rakamlarla konuşmak istiyorum. 2018 yılı, 2023 yılı ve 2024 yılında araçların fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Askeri ücretle araçların fiyatları arasında kıyaslama yapacağım. Biz matrah düzenlemesi istiyoruz dedik. Bunu kendimiz için istemiyoruz arkadaşlar. Bunu askeri ücretle çalışan, hiç otomobili olmayanlar için otomobillerin indirimli olması için istiyoruz. Fakat yeni bütçe açıklandı. Yeni bütçede ÖTV için ayrılan bütçe o kadar fazla ki bizim belki de hayallerimiz suya düşecek. Bu videoda size her şeyi açık açık anlatmış olacağım. Matrah düzenlemesi gelmesi gerekirdi. Niye? Bakın işte rakamlarla açıkladığımda siz de anlamış olacaksınız. Bana destek olacaksınız. Matrah düzenlemesi olmayacaksa yeni bütçedeki bu vergi dilimleri acaba hangi araçlara gelecek? Şimdi hep birlikte izleyelim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Araştırdıkça o kadar ilginç şeylere rastlıyorum ki siz de şaşıracaksınız. Şimdi fiyat Egea'yı baz olarak aldım. Çünkü bu aracın matrah düzenlemesi olursa geleceği fiyat bakın neler oluyor. Bu araç şu anda %80 ÖTV diliminde, %45 ÖTV diliminde olması gereken bir araç. Fiyat 1.4 Fire 95 beygirlik araç şu anda 989.900 TL. Kampanyalı olarak 859.900 TL'ye satılıyor. Askeri ücretin şu anda 17.002 TL olduğunu düşünürsek bu aracın kaç ay çalışırsak yemeden içmeden bu otomobile sahip olabiliyoruz. 50.5 ay. Yani bu otomobili alabilmek için bir askeri ücretlinin çalışması gereken ay. Şimdi bu araç 2023 Ocak ayında ne kadardı fiyatı ve bu aracın kaç ay çalışarak askeri ücretli bu otomobili alabiliyoruz? Buna bakalım. 2023 Ocak ayında askeri ücret 8.506 TL'ymiş. 42.89 yani 43 ay bu otomobili çalışarak alma şansımız varken şu anda 50.5 ay. Paramız değer kaybetmişken otomobile olan mesafemiz de uzaklaşmış oluyor. Geriye doğru gidelim dedik. 5 yıl geriye, 4 yıl geriye. 2018 yılında bu aracın fiyatı 65.030 TL ve askeri ücret 1.603 lira ve 40.5 ay. Yani matrah düzenlemesi olması gerekir, matrah düzenlemesi gelmesi gerekir diye ben her yayınımda yapıyorum ama hiç kimse bu konuya değinmek istemiyor. Yeni açıklanan bütçede de bakın arkadaşlar ÖTV ile ilgili o kadar çok sansasyonel haberler yapılıyor ki ÖTV dilimleri artacak gibi. Zaten %80'de değil mi? Bir otomobil Fiat Egea'dan bahsediyorum. Yani bir Fiat Egea'nın fiyatı 1 milyon olur mu? Fiorino'nun fiyatı 1 milyon olur mu? Ama işte bu ÖTV dilimlerinde matrah düzenlemesi yapılmazsa tabii ki olur. Askeri ücretle çalışanlar otomobil alma, otomobil bir lüks haline onlara da gelmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar biz her yayınımızda bu konuya değiniyoruz. Tüm arkadaşlar bu konuya değinmiş olsaydı belki de bu matrah düzenlemesi kısa zamanda gelecekti. Ama şu an görünen o ki 2024 yılında matrah düzenlemesi gelmeyecek gibi 2025 yılında da vergilere zam mı gelecek yoksa elektrikli otomobillere mi zam gelecek hatta ve hatta vergi dilimlerinde değişiklikler olabilecek diye kulislerde konuşmalar yapılıyor. Matrah düzenlemesi yapılmış olsaydı şu anki fiyat Egea'nın 859.900 TL olduğu fiyatı hangi fiyata gelirdi arkadaşlar? 750.000 civarında bu otomobilin satış fiyatı olacaktı. Otomobillerin satışlarına bakarsanız 2010 model, 2012 model manuel dizel araçlar şu anda 700.000, 600.000 TL bandında satılıyor. Sıfır otomobili 750.000 bandına çekmiş olursak o zaman ikinci eldeki otomobillerin de fiyatları düşmek zorunda kalacaktı. Şimdi otomobillere hiç zam gelmeyecek mi? Tabii ki gelecek arkadaşlar. Bu kaçınılmaz çünkü biz enflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve vergi dilimleri çok yüksek. Bu yüzden de otomobillere zam gelmek zorunda. Şimdi %5 model farkından dolayı zam gelecek. 2025 model otomobiller %5 model farkından dolayı zam gelmek zorunda. %5 de ÖTV ve KDV'den. Çünkü biz aracın ham fiyatına zam geldikten sonra %80 ÖTV dilimi, %20 de KDV eklediğimizde %110 yapıyor. %10 ya da 15'lik bir zam gelmesi otomobillere, 2025 model otomobillere bekleniyor. Bunun haricinde ben farklı bir şey beklemiyorum. Kur farkından dolayı ufak da bir zam gelebilir ama şimdi 850.000 TL olan bir Egea %15 zam geldiğini düşünürsek, kur farkından dolayı %5 daha yaparsan %20 yapar arkadaşlar. Yani %20, 850'yi %20'si 1020. Yani 1.4 Fire benzinli bir otomobil 2025 model olsa 1 milyon 20.000 TL yapar. Sizce bu parayı eder mi arkadaşlar? Etmez. Etmemesi gerekir. İşte burada matrah düzenlemesinin olması gerekir. Yoksa durum vahim. Otomobil alacak arkadaşlar askeri ücretle çalışıyorsa 50-60 ay çalışmak zorunda kalacaklardır. Bazı YouTube kanallarında bahsediliyor. Otomobil fiyatları artacak. Otomobil fiyatları artması gerekir. İşte elinizi çabuk tutun gibi. Yılbaşı
yaşına kadar otomobil fiyatları diğer emtialara göre artması imkansız. Çünkü şu anda otomobiller satılmıyor. Otomobillere zam gelecek denilse de bile 2025 model otomobillere zam gelecek. Otomobillere şu anda beklenen bir zam yok. Fakat bütçede otomobilin ÖTV ile ilgili olan kısmı açıklandığı için şu an bir algı gibi oluşuyor. Bu da 2025 yılında nasıl gelecek bakacağız. Belki elektrikli otomobillere gelebilir. Elektrikli otomobillerin en düşük vergi dilimi %10. Bunu artırabilirler. Buradan bir bütçeye kaynak oluşturabilirler. O zaman matrat düzenlemesi yapılabilir ama şu an kesin açıklanan bir şey yok. Ama açıklanan şu %165 vergi dilimlerinde bir artış olması gerekir. Ya da 2 milyon otomobil tarihinin en büyük otomobilinin satılması gerekir. Biz yılbaşına kadar sakin geçeceğini, ikinci el piyasasında otomobil fiyatlarının artmayacağını ve Egea, Clio, Megane, Fiorino, Doblo, şu anda sadece bir filo firmasının sayfasında 20'ye yakın Doblo var arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu sayılar artacak çünkü birçok firma 1.4 Egea piyasaya sunacak. O zaman Egea'nın fiyatının artmasının imkanı yok. Sakin olmak gerekir. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir de otomobil danışmanlığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Otomobil danışmanlığı nedir? Bir katıl butonu üyeliğidir. Bunu açmamızdaki sebep abone sayımız çok olduğu için çok fazla günlük mesaj geliyor ve sizlere ulaşmakta zorluk çekiyorum. Bu yüzden otomobil danışmanlığı alan arkadaşlara hemen en kısa zamanda telefonla olsun ya da birebir görüşerek cevap verme şansımız oluyor ve birebir görüşebiliyoruz. Şimdi buradaki üyeliği aldığınızda size ne gibi katkılar olabilir? Siz otomobilinizi satıyorsanız otomobilinizin fiyatını satarken iyi bir şekilde değerlendirip otomobilinizi yüksek fiyattan satmanızı sağlarım. İkinci kısım, otomobil alırken attığınız otomobilleri, bulduğunuz otomobilleri değerlendirme şansım olabilir ve ben size bazı otomobiller atarım. Sizin kafanızda yatıyorsa o otomobillere bakmış oluruz ve İstanbul içinde olan arkadaşlarla birebir yüz yüze görüşebiliriz. İstanbul'da olmayan arkadaşlara İstanbul'da otomobil bulurlarsa ben kendim bakma şansım olabilir ve telefonda da sürekli otomobille ilgili tüm bilgileri sizinle paylaşma şansım olabilir. Yani kısa zamanda ve hızlı bir şekilde net sonuca ulaşabiliriz. Çünkü çok mesaj geliyor. Her mesaja iş yoğunluğundan dolayı ulaşamıyorum. Buradan da kısa zamanda size ulaşmış oluyorum. Yani otomobil danışmanlığı alan arkadaşlarla birebir ve yüz yüze hemen görüşme şansımız oluyor. Kısaca şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, 2018 yılından 2024 yılına kadar olan sürede askeri ücretle çalışan bir kişi otomobil alacaksa ay bazında otomobil alması yıl olarak ötelenmiş oldu. Bu da vergilerin yüksek olması, matrah düzenlemesinin yapılmamış olması, %45, %50, %60, %70 ÖTV diliminde otomobillerin olmamasından kaynaklanıyor. Bu ÖTV dilimlerinde bu otomobiller olmadığı süre içerisinde ikinci el piyasasındaki otomobillerin fiyatları da yukarıya çıkmış oldu. Yani mantığına bakarsanız haksız bir kazanç var. Yani bir vergi dilimi var. Bu vergi diliminde otomobil %30 yukarıya çıktığında hükümet buradan bir vergi alıyor, bir kaynak oluşturuyor. Fakat bu kaynağı ikinci elde otomobili olan da otomobili %30 yukarıya çıkıyor. O da bir kaynak oluşturmuş oluyor. Yani herkes buradan otomobili varsa faydalanmış oluyor. Bence bu vergi dilimi şu anda adaletsiz. Burada otomobillerin fiyatları yukarıya çıktığında otomatikmen vergi dilimleri de otomobillerde şekillenmesi gerekir. Bu çok zor bir şey değil. Şu anda otomobille ilgili o kadar zorlayıcı, o kadar otomobillerin satılmaması için kurallar getiriliyor. Bunun yapılması çok basit. Otomobillerin fiyatları yukarıya çıktığında bir alt ÖTV dilimine inecek, yukarıya çıkmayacak ama her ne hikmetse biz bunu yapamıyoruz ve ÖTV dilimi yukarıya çıkıyor. Otomobil alacaklar, otomobil hayalleri de burada bitmiş oluyor. Benim burada matrat düzenlemesinin en kısa zamanda olması ve burada en düşük bazlı yerli otomobiller dediğimiz otomobillerin fiyatlarının geriye gelmesi, ikinci el otomobil piyasasında fiyatlarının düşmesi. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Matrat düzenlemesini istiyorsanız yorumlara matrat düzenlemesi istiyoruz diyerek yazın. Belki bir sesimizi duyan olur. Otomobil fiyatları geriye doğru çekilmiş olur. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.